başkanlık adayını koydu ve sınıf başkanı oldu. Bize yazdı. Dedi ki sınıf başkanı olursam okula DJ Serap ablamı getireceğim diye arkadaşlarına söz verdi. Ve sözünü tuttu. Onu alkışlıyoruz. Şöyle toplanıyoruz. Arkaya gidelim biraz daha. Araba. Hadi zıplıyoruz şimdi. Araba kaçak. Yürüyorum bir tane kaçak. Araba hafif. Bazen kötüyüm bazen iyi. Söyle bana bebe kime dalıyım. Kandırdı seni. Salla be kıyım hacı kumman. Kafam güzel elinde Doberman'dan Bırman bal mühi babandan bırman. Bir kere de kendine soları ispan. Her an dönebilir be zan. Kerbam iyice de kıspan. Yine bir çözüme var. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku. Pretty face, every girl chasing me. Me that pretty face, they make my little shimmy. They look fat, but they're still skinny. I'm so good that they wanna get clingy. I'm even with a mic. Mehmet Erdem bana Instagram yoluyla ulaştı. Okulda bir başkanlık vaadi vermiş. Ve arkadaşlarına demiş ki eğer başkanlığı kazanırsam bu okula DJ Serap'ı getireceğim demiş. Vaatte bulunmuş. Biz de onu kırmadık. Geldik burada bütün çocukları eğlendirdik. Herkes sözünü tuttu. Ben Mehmet Erdem'e bir söz vermiştim, onu tuttum. Mehmet Erdem de arkadaşlarına verdiği sözü tuttu. Çok güzel bir eğlence oldu. Bizim için de büyük bir gurur oldu. Başkanlık seçimi için aday oldum. Serap ablaya yazdım. O da beni kırmadı, geldi. Çok eğlendireceğiz bütün okulu. Mutluyum. Haberlerde bir tane daha çocuk başka bir DJ'yi çağırmıştı. Ondan gördük, ondan özendik. Teşekkür ettiler, herkes mutlu oldu. Başkan olduğuma sevindiler. İyi bir çocuk olduğumu gördüler. Deniz Mürtan Metolojisi İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi oğlum. İlk bana geldiğinde başkanlık seçimleri için geldi. Ne yapabiliriz diye geldi. Ama farklı bir vaat istedi benden. Ne yapabiliriz? Benim farklı olmam lazım dedi. Biraz düşündük, kafa yorduk. Herkesten farklı olabilecek bir şey düşünmemiz gerekiyordu. Ve bir DJ konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Kimseyle konuşmadan Serap Hanım'a yazdık, sevgili Serap Hanım'a yazdık. Serap Hanım biraz bir hafta sonra falan döndü bize. Tabii bu süreçte oğlum çok heyecanlandı, her gün mesaj bekliyor, yoğun bir gündü onun içinde. Daha sonra Serap Hanım yazınca, Serap Hanım'dan gelen mesaj doğrultusunda evin içinde bir heyecan, oğlum çok heyecanlandı. Müdür Bey'le konuştuk ve projeyi bu şekilde gerçekleştirebileceğimizi sundular bize. Serap Hanım'a haber verdik ve bugün bu eğlencemiz oldu.